Afiyet olsun. Neyse ben esas olmak istediğim yere gideyim o zaman. Sen rahat rahat devam et. Hep orada kalamayacaksın ama illa ki geleceksin. Canım oradan gitmiyorsun zaten. Benim derdim çok uzun süre. Şuradan merdivenlerden hadi boş yapma. Hızlı. Boş yapmıyorum zaten, bir şekilde konuşamazsın Tuğçe. Tamam mı? Hızlı. Ay bir şey söyleyeceğim. Senin ne kadar oldu buraya geleli ya? Hızlı. Senin ne kadar oldu buraya geleli? Dün geldim hadi. Ne kadar oldu? Dün geldim. İlk gününü çok çabuk unutuyorsun herhalde. Dün geldim hadi yürü. Arkadaşım merdivenlerde ileri sol. Sen çok fazla bir havalara girmişsin sonra... de. Hadi. Neyse, hadi. Havana yakında hadi arkadaşım hadi. Tuğçe. Kahvaltı edeceğiz. Tuğçe boş boş konuşma. Hadi. Senin arıza lamban erken yandı. Servis şu tarafta. Kız akını mı paylaşamıyorsunuz? Hı. Yok mu, ne akını ya? Kız hani, ilk önce evi paylaşamadı. Bırak akını. Eleştiri açık değil zaten. Ya bir yalan söylemiş, üstünü kapatmaya çalışıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, yalan, böyle bir şey söylemek istedim falan yok. Bu bir şaka değil ayrıca. Şaka da değil. Yalan. Şaka dedi. Niye yalan söylesin ki, ortaya çıkacağını bile çık. Ki çıkar zaten. Ortaya çıkacağını düşünmedi. Çıkar. Sonradan bir şey oldu, uyandı. Nasıl yaş ortaya çıkmasın? Ha? Ne demek? Burada hiçbir şey gizli kalmıyor ki gördüğüm. Ayrıca sen çok güzel bir tespitte bulundun. Bir şey söylüyorsun, senin bir şeyini. Bana estetikli diyor, sana i̇şte evlenmeni o, söylüyor. İşte bir şey, o çok bir şey olmaya çalışıyor. Çirkin bir şey bu. Yani sen önce kendi bir ifade et, tanıt. Seni tanıyan tanımış. Bizi zaten bizim hakkımızda fikri sahibi insanlar az ya da çok. Yoksa senin yaşından bize ne zaten? İstersen 50 yaşında ol. Bize ne? Al sen şu yumurtayı al. Tamam. Bana patates ver diyorsun. Ay inşallah. Gamze. Gamze ya. İyi var, yerimi dolduracak biri geldi. Diyeceğim ama benden fena be. Benim erkeklerde gözüm yoktu. Ben olsam öyle demezdim. Senin çok sevimli bir tarafın da var yani. Gamze, ben olsam öyle demezdim. Ben de yani. Seni kendine yakın anda hissetme sebebi seni sevmesi değil, yerini almak istemesi. Vallahi. Acı söylerim biliyorsun. İstediği kadar. Ama onu fark ettim yani. Gözde, karabiz olsun. Yerimi alabilir. Benim herhangi bir yerim yok. Ben buraya evlenmeye geldim. Öyle düşünmüyor ama. Evet, kahvaltı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Kahvaltıda biraz harala gürele geçti. Edemeden size geldim. Size beraber edeceğim eğer varsa bir şeyleriniz. Gel otur. Gel otur böyle. Sen ağladın mı? Teşekkür ederim. Hayır. Kahvaltı ağlatmaları mı gerekiyordu? Kartopu buraların bayağı kızarmış. Hayır şey, kartopu aynen soğuk. Bir de çok üşüyorum, herhalde hasta olacak gibiyim. Geçmiş olsun. O yüzden teşekkür ederim. Kahvaltı çorba var mıydı? Hadi bir kardan çorba yapak. Çok üşüyorum dedim, hasta olacak gibiyim dedim. Dakika. Sen şimdi akınla dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bir dakika, arkadan dalga gayet duygusal yani, romantik bir şey olarak söylemek istedim. Çorba romantik bir şey mi? Kime yapmıştı? Ay, sana yapmıştı. Bu sana özel olarak olmaz ki o zaman. Akın bu evde 200 tane gelin adayını çorba yaptı yani. Klasik özel olsun taktiği demedim zaten. Ya bırak kendi hani, adayını Barış'a bile yaptı. Barış, aynen onu diyordum işte tam. Barış da hastaydı. Herkese yaptığı şeyi sana da yapmazsa senin hoşuna gider mi? Bence laf sokuyor. Seni özel göstermez ki. Şu anda gider. Şu anda kılmaz. Üşüyorum ya ondan herhalde. Bence laf sokuyor burada. Bence de laf sokuyor. Sana burada laf sokuyor yani. Burada bak, çorba morba muhabbetin sen de dalga geçiyorsun. Bırak senin için çorba yaptım. Ben şimdi mantar çorbası yapar Gamze'ye yaptığını o hiç olmaz kardeşim. Sen daha başka bir çorba yap bence. Bence de. Domates çorbası yap bence sen. Kırmızı. Yok, kardeşimiz de sana çok güzel kahvaltı hazırlıyordu. Akın çorba konusunda, ya şeyde buzdolabında hiçbir şey olmasın, yine bir çorbalar yapıyor yani. Yapar, çorba yapar. Üstünde dekanlık okumuş. Şeyden ne yapıyordu Ünal? Neyden? Neyse, yapma. Ya Akın. Şey diyorum, Akın'ı hani kızların beğenmesi, ya dışarıda bir sürü anne babalar falan Akın'ı beğenir. Çünkü hani hepiniz çok iyisiniz ve güzel gözüküyorsunuz ama Akın'ın ayrı bir efendiliği var. Akın biraz var. Halk oynadığı için burada. Biraz daha, ben onu halk oynamak olarak düşünmüyorum. Onu ben insan çünkü geçiyor yani. Anladın bir dakika, mı? Oynamak şimdi, falan şimdi değil. Akın efendiliği biz burada ya. Şey miyiz? Neyiz? Daha, siz de neden alıngansınız? Değil mi? Bence... Ya ben... Anlamadım Gözde'nin neden öyle bir... Gözde dışarıdan söylüyorum. Hayır, Gözde söyledi. Dışarıdan değil. Belki de hani ben böyle sinirli bir tavırla şey deyince... Ha. Hani hayırdır Akın'ı çok mu iyi tanıyorsun buradan değil mi falan diye. Ha, sen evet de çok iyi tanıyorum yani. Dedi. Çünkü sürekli seninle bir ilgili bir algı şey yaratıyorlar. İşte Akın bunu beğenmez, ben Akın şöyle sevmez, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ben dedim ki zaten daha şu an ortada bir şey yok. Ben olsam şu an giderdim Gözde'ye sorardım. Bir dakika. Allah Allah, sen sorarsın ben sormam ya. Akın bilip sorar mısın? Neden öyle dedi? Buradan mı yiyeceğim? Bizim evde böyle. Var, tostla ekmek var size. Şey mi, ekmeği mi alacağım? Bilmiyorum. Valla Ünal, şöyle bir şey var. Hani dedim ya, insan hemen hızlı anlatamıyor ama zaman geçtikçe beni tanıyacaksınız. Nişantaşı'nda yaşıyor olmam, ailem şehir kültürüyle beni büyüttü. Hani yaşadım ama
hayatımın en güzel zamanları köy sofrasına oturduğum. Çünkü köy hayatını çok seviyorum. Hani klasikte bir şey vardır ya, çok severim. Ben de çok severim. Klasik bir şey vardı. Köyde yaşayanlar şehri özenir, şehirde yaşayanlar köye özenir. Aynen. Ben resmen öyleyim. İnsan elinin altında olmayanı özler istedim. Köyden geldiğimiz yani, için. Köyden geldiğimiz için. Hiç sıkıntı yok yani. Hatta şey su alayım ya. Akıllı, su alayım. Yani sen şimdi şey mi diyorsun? Gözde Akın'la gider konuyu atlıyor mu diyorsun? Aa, yaksaydım. Gel sana özlerin köy ortamını verin. Gözde Akın'la gider konuyu atlıyor mu diyorsun? Bana tam ne olduğunu anlatırsan rica ediyorum senden. Gel sofrası mı yapıyorsun? Gel. Çünkü bana bana aday olan bir insan ben sevmem öyle şeyleri. Köy sofrası. Nereye oturmak için mi diyorsun? Özlemişsindir diyor. Tamam, sıkıntı yok, otur. Gelmeyle. Özlemişsindir diyor. Geçin ayrı ya. Hasret kaldım gerçekten. Gel yine al oturalım. Sadece şey rica ediyoruz sizden. Gel kardeşim. Versin biri. Ekmek de getirin. Biz. Sen geç. Biri versin. Aka biraz ekmek al. Oturduğumuz şey değil yani. Akın. Evet. Ekmekleri gel. Al aldım ben verdim. Hani bizim oturmadığımız yer değil yani. Bizde öyle şey olmaz. Berker. Ya, oturacağım da. Berker. Otur. Gel, gel kardeşim. Sana geleceğim kardeşim. Gel. Gel. Başka bir dünya var ama şu an. Gördünüz mü beyler? Berker hiç cevap vermeden sinirlisini çekti. Gitti mi? Gitti. Teşekkür ederim, sağ ol. Süt verelim istersen. Ne alaka ya? Bağdaş Gözde ne alaka, ben anlamadım yani Gözde. Yok kardeşim. Ha Gözde mi? Ha ne alaka vallahi yani. Vallahi hiç anlamadım. Bence sen yanlış anlamışsındır onu ya. O kızlar yani, belki sana şaka yapmışlardır. Şaka da olabilir, bilmiyorum. Sadece ben şey olarak dedim hatta. De. Hani ilk gün geldim falan hep beraber yükleniyorsunuz herhalde. Sizin klasiğiniz bu. İlk gelene yüklenme falan gibisinden. İyi. Alakası yok falan dediler ama Gözde'nin tavrı ve tutumu şaka yapmış da olabilir, bilmiyorum. Hani rahatsız olduğum için zaten. Su yoktu, süt veriyor. Süt. İyi yapmışsın kardeşim. O da güzel. Yer sofrası, yumurta ve süt. Teşekkür ederim. Aynen. Besili oluyor. Biraz nişantaşı, biraz. Neler yapıyorsun? Ne okudun, ne yaptın? Biz daha özel konuşuyoruz gerçi arkadaşlarımız böyle bayağı gülüyor. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz daha özel konuşuruz. İnanmıyorum yani. Ne diyecek? Hayır. Tamam, buyur, buyur. Ben daha özel konuşuruz da bence kızlar bizi şimdiden direkt başlamadan bitirmeye yönelik falan hareket ediyorlar yani. Bu girişe baksana bir şey söylüyorum. Akın'ın sevmez, Akın'ını vermez. En son ben de sinirlendim ki ben böyle dedim hani anlaşamıyor gibi davrandıkları Akın'ı için. Sizden mi tanıyacağım? Arkadaş... Ben gidip Akın'ı tanımayı bilmiyor muyum deseydin sen? İşte ben de onu söylüyordum. Kardeşim sen şimdi tutar bir hafta boyunca kızlara kendini öyle iyi tanıtırsan kızlar da böyle biz Akın'ı tanıyoruz diye Merve'ye söylerler yani. Arkadaşlarımla şimdi kızlarla aram iyi yani. Arkadaşım sonuçta hepsi orada. Ne hesap sordun güzel be. Güzel muhabbet ediyoruz yani. Herhangi ya bir zaten göndermediler ya. Biraz daha şansını tekrar deneyeceğim. Ben şey dedim hani ben buraya arkadaş kanka bulmaya gelmedim. Sonuçta yaşadığım adayımı aramaya geldim. Bunun kararını da Akın verecek. Zaten şu anda ortada olan bir şey de yok yani. Birbirimizi tanırız. Elektrik enerji alırız almayız. Ona göre de ama bilmiyorum kızların ortamı biraz daha gergin geliyor bana. Belki şu an farklı bir şaka falan gibi bir şey de düşünüyor olabilir. O yüzden böyle davranıyor olabilir ama. Olabilir şu anki yani. Şey bir... böyle yani. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen...